Müdürüm. Alo, beni bekleyin. Eyvallah. Abi. Bingöl Tarım, Bingöl Ziraat Odamızla Bingöl Tarım İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz bu hoşap etkinliği Bingöl halkımıza ikram ediyoruz. Bu köylerimizden topladığımız ürünler, bunları hoşap olarak getirdik, Tarım İl Müdürlüğünden tasnif ederek buradaki Ulu Cami'nin yanından dağıtıyoruz. Köylerimizden bol bol ürünler bulunmaktadır. Hem meyveler olarak hem sebze olarak bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu Bingöl'de bir ilktir. Bundan sonra inşallah diğer ürünlere de böyle halkımıza takdim ediyoruz. İlimizdeki taze meyvelerin kaynatılıp komposto haline getirilip halkımıza ikramı yapılıyor. Geçen Tarım İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz işaretler sonucunda özellikle yaz aylarında köylerimizdeki meyveler hebe olmakta, köylüler bunları değerlendirmemekte, ağaçlarda kalıp yere düşmekte ve böylelikle hebe olup gitmektedir. Böyle güzel kaynakların bir şekilde değerlendirilip halka sunulması adına, bir farkındalık oluşturması adına bugün burada bir ikram yapıyoruz. Buradaki amacımız halkımızın gazlı içeceklerden uzak durup, sağlıksız olan gazlı içeceklerden uzak durup kendi doğal meyvesini doğal olarak doğadan toplayıp bunu kendi evinde hiçbir şekilde katkı maddesi katmadan kendisinin gözetiminde pişirip çocuklarına sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde yedirmesini farkındalığını oluşturmak. Bu fikir Tarım İl Müdürlüğümüzün çalışanlarının fikri ve biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak ve diğer Ziraat Odası'nın iştirakiyle köylerimize toplamış olduğumuz meyveleri hiçbir katkı olmadan, hiçbir şekilde başka bir şekilde sağlıksız bir ürün katılmadan kendi doğasında toplanıp bugün burada pişirilip ikram ediliyor. Bizim isteğimiz şudur ki şu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Bizler lokantalara gittiğimiz zaman, kafelere gittiğimiz zaman bizlere ikram edilen kolanın diğer ürünlerin yanında istiyoruz ki doğal olarak bir hoşafın da sunulması, onların da menüye girmesini istiyoruz. Böyle bir farkındalığın oluşmasını istiyoruz. Malumunuzdur geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın da yapmış olduğu açıklamada milli içeceğimizin ayran olarak ilan etmişlerdi. Bizler de ayranın yanında bugün hoşaf, kompost ve diğer kendi halkımızın öz içeceklerinden olan bu içeceklerin de bizlerin menüsüne girip sofralarımıza yer edilmesini istiyoruz. Böyle bir farkındalığın oluşması inşallah yankı bulacaktır. Siz değerli Bansın mensuplarına ve diğer halkımıza da böyle teveccüh gösterilen dolayı teşekkür sunuyoruz.